Herkese merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Smith. Bugün sizlerle Roblox'ta Whale of Treasure yani gemi yapma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Evet, bildiğiniz gibi başlıktan da gördüğünüz gibi bugün çok çılgın bir deney yapacağız sizlerle beraber. Bildiğiniz gibi oyunda bir sürü harpun bulunmakta arkadaşlar. Bunlar zaten şimdi göstereceğim sizlere. Dragon harpun var, altın harpun var, yılbaşı harpunu var ve normal gri harpunumuz var gördüğünüz gibi. Oyunda birden fazla bir sürü harpun bulmakta. Şuradakileri de silelim isterseniz, tamam. Evet, burada gördüğünüz gibi bir sürü harpun bulunmakta arkadaşlar ve hepsinin ayrı ayrı özellikleri var. Gördüğünüz gibi buradaki gri harpun sıktığınız zaman 30 saniye sonra süresi doluyor arkadaşlar ve hedefini vurmaktan vazgeçiyor. Böyle bir harpunumuz var. Yılbaşı harpunumuz birden fazla 2 tane hedefi vurabiliyor. 1-2. Gördüğünüz gibi aynı harpun 2 tane ok sıkabiliyor arkadaşlar. Diğer bir yandan altın harpunumuz var. Altın harpunun özelliği ise gri harpunda bildiğiniz gibi 30 saniye süre kısıtlaması vardı. Altında ise herhangi bir süre kısıtlaması yok arkadaşlar. Bildiğiniz gibi. Diğer bir yandan buradaki Dragon Harpoon ise ateş ettiğiniz zaman hedefini takip ediyor ve kesinlikle %100 vuruyor arkadaşlar. Böyle yukarıdaki bir hedefe sıktığınız zaman pat direkt onu vuruyor ve takip ediyor arkadaşlar. Aynı zamanda arkasından iz çıkartıyor. Peki bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün öyle bir şey geliştireceğiz ki sizlerle beraber ve takipçi bir füze yapacağız. Hem de harpunla. Harpunla sıktığımız yer patlayacak ve gümleyecek arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde. Mesela ben bu harpunu isteği kabul etmemem lazım, kusura bakmayın. Neyse, bu harpunu şurayı sıktığım zaman güm, burası havaya uçacak arkadaşlar, şu gösterdiğim yer mesela. Anladınız mı? Bombalı bir harpun yapmayacağız. Bunu kendimiz tasarlamayı deneyeceğiz ve mümkün olduğunca elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım bu videoda. Tamam. Şimdi isterseniz videoya geçmeden önce emeğimin karşılığı olarak güzel bir like atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Tamam. Şimdi isterseniz başlayalım. Şöyle bir her şeyi silelim. Takıma almamam gerekiyor şu an kendisi. Maymunun sildi mi? Neyse, tamam. Şimdi öncelikle gelin isterseniz bunu sizlere nasıl yapıldığını göstereyim. Şimdi arkadaşlar, yapmak istiyorsanız yapacağım adımları dikkatlice takip etmeniz gerekiyor. Bu arada şuradaki gördüğünüz canavar bir King Kong var ya, maymun. Onunla savaşacağım arkadaşlar, yapacağım harpunla, haberiniz olsun. Ve harpun gerçekten çok manyak. Harpunu sıktığınız zaman hedef ileriye fırlıyor ve dünyadan aşağıya düşüyor. Yani tek atan bir harpun olduğunu söyleyebiliriz öncelikle. Bunu kendim geliştirdim. Hadi bakalım, şimdi isterseniz başlayalım. Öncelikle bir reset çekelim isterseniz size daha iyi gösterebilmem için. Her şeyi sıfırdan başından anlatacağım ki sizler de daha iyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Şimdi doğacak mıyım artık? Ve hala doğmayı bekliyorum. Ha, tamam, doğdum, güzel. Şimdi öncelikle bir tane korsan kılıcına ihtiyacınız olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Korsan kılıcını 800 altına satın alabiliyorsunuz marketten bizzat. Şöyle bir tanesini alalım ve bunu silelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi korsan kılıcım elimde. Peki bu ne işe yarayacak? Göreceksiniz arkadaşlar. Leon niye üzgün acaba? Neyse. Evet, bunu yaptıktan sonra buraya bir tane çubuk koyuyorsunuz. Yere bir tane çubuk yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Şuraya yerleştirsek olur muhtemelen. Buraya bir tane çubuk yerleştirdim. Daha sonra bu çubuğun üzerine... Aa, olamaz, maymun geldi. Allah'ım yardım et. Neyse. Bu çubuğun üzerine bir tane Dragon Harpoon yerleştiriyorum. Tabii sizde eğer Dragon Harpoon yoksa yine de roketi yapabilirsiniz. Yani bombalı harpunu yapabilirsiniz ama bunun yerine başka harpun kullanırsanız ateş ettiğiniz rakibinizi takip etmez. Yani füze şöyle arkasından onu böyle takip etmez arkadaşlar. Direkt şöyle olur yani. Eğer kaçarsa hop, yani ıskalarsınız, öyle söyleyeyim sizlere. Anlatabilmişimdir umarım. Şimdi harpuna tıklıyorsunuz. Elinize kılıcı alıyorsunuz arkadaşlar ve kılıcı vuruyorsunuz. Hop, vuramadım. Kılıcı vuramadım. Olamaz. Evet, olabilir böyle şeyler. Kılıcı vurmanız gerekiyor. Bu biraz sıkıntılı açıkçası. Aa, oldu mu? Kılıcı vurdum mu? Lütfen kılıcı vurmuş olayım. Evet, güzel. Kılıcı vurduk gördüğünüz gibi. Kılıcı elinizden bırakıyorsunuz ve harpunu harpunu resetliyorsunuz arkadaşlar. Güzel, tamam. Şimdi geçelim bir sonraki adıma. Bir sonraki adımda zor değil, merak etmeyin arkadaşlar. Bir tane blok alıyorsunuz ve yere bir iki tane üst üste koyuyorsunuz. Şimdi bunu yapabilmenin iki ayrı yöntemi var. Ben sizlere kendi uyguladığım birinci yöntemi göstereceğim. Yapamayanlar için de ikinci yöntemi göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdi benim sırtımda bildiğiniz gibi Türk bayrağı var. Bu Türk bayrağının özelliği bazı nesnelere yapışabiliyor. Öyle bir özelliği var arkadaşlar. Ki o açıdan biraz seviyorum. Şimdi şöyle sırtımı buradaki gördüğünüz obsidyenlere dayadım arkadaşlar. Gördünüz mü? Sırtımı buradaki obsidyenlere dayadım. Daha sonra buradan dinamitleri alıyoruz. Dinamitler. Bakın, dinamit önemli. Sayısı da önemli. Ne kadar fazla olursa o kadar büyük bir etki yaratırsınız. Arkama bir tane koydum. Daha sonra bunun da yanına bir tane, bunun da yanına bir tane koydum. Sonra bunların yanlarına birer tane daha koydum ve gördüğünüz gibi hop, buraya bir tane kare yaptım arkadaşlar ve ortası boş kaldı. Ortasının boş kalmaması için ortasını da doldurdum. Daha sonra bunun yanlarına birer tane daha ekliyorum ki daha etkili bir patlama gerçekleşsin arkadaşlar. Şöyle birer tane daha patlayıcı ekliyorum bunların yanlarına. Daha sonra ön tarafları da biraz patlayıcı ekliyorum şu anda. Şöyle, güzel.
Aynen öyle. Ve son olarak arka taraflara da patlayıcı ekliyorum. Tabii siz de çok iyi anlarım. Bu kadar patlayıcınız olmayabilir. Ne kadar varsa koyun arkadaşlar yani. Amacımız burada rakibe büyük bir hasar vermek. Küçük bir hasar da fark etmez yani, tamam mı? Bunu yaptıktan sonra her şeyin ankorunu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi isterseniz... Oh, pardon, elinize sakın kılıcı almayın. Öyle bir hata yaptım az önce. Tornavida ile rakibinizin sizin... silahınızı görmemesi için bunları görünmez yapabilirsiniz arkadaşlar, şöyle. Hop, bunları görmez yapabilirsiniz. Şimdi bazı kişiler şey diyecek. Abi benim sırtımda Türk bayrağı yok. Ben bunu nasıl kendime yapıştıracağım diyebilirler. Tamam, onu da göstereceğim. Merak etmeyin zaten. Tamam. Şimdi gelin isterseniz bir maymunumuza saldıralım. Bakın. Dragon Harpoon'a tıklıyorum arkadaşlar ve patlatmak istediğim, havaya uçurmak istediğim hedefe nişan alıyorum ve tam şöyle gövdesine ateş ediyorum arkadaşlar. Bakın, hop, gördüğünüz gibi bam, vurdum hedefi ve bu hedefi şu anda havaya uçurmak için iki defa elime kılıcı almam lazım. Kılıcı alıp bırakmam gerekiyor. 1, 2, 3, hop ve güm. Evet, şu anda patlama gerçekleşti. Tekrardan hemen kılıcı elime aldım ve geriye döndüm. Gördüğünüz gibi maymun paramparça bir durumda. Bense havalarda uçuyorum arkadaşlar. Olamaz, suyun altına düştük. Evet, böyle şeyler olabilir ama gördüğünüz gibi maymunu pert etmeyi başardık arkadaşlar. Maymun ortadan yok oldu. Gördüğünüz gibi maymun dünyadan aşağıya düştü. Bense burada sallanıyorum ve hala hayattayım arkadaşlar. Bunu yapması bu kadar kolay. Hiç merak etmeyin. Yani kolay arkadaşlar. O kadar da zor değil. Gördüğünüz gibi maymun yok oldu ve maymun benden tek yedi. Havaya uçtu ve yok oldu arkadaşlar. Bunu yapması bu kadar basit. Tamam. Diğer yöntemlerini göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Daha yöntem çok bizde arkadaşlar. İsterseniz bir karakterimi resetleyeyim. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet. Şimdi ise farklı bir versiyonunu yapacağız. Bu versiyonun amacı ise bombayı sırtlayamayan kişiler. Aa, okla beraber sıksak olur mu acaba? Onu da geliştiririm. Bomba atan ok yapmayı deneyebilirim daha sonra ama ona sonra bakacağız. Ona sonra bakacağız. Henüz onu geliştirmedim. Bomba atan oku da geliştireceğim sizler için. Hiç merak etmeyin. Sadece like atın, abone olun. Gerisi bende arkadaşlar. Bir de bildirim ziline basarsanız çok iyi olur arkadaşlar yani. Bayağı iyi olur. Evet, maymun gördüğünüz gibi suyun dibine inmiş. Selam maymun. Oo, bana alttan alttan niye bakıyorsun maymun? Evet, bacakları kopmuş. Bayağı sakat kalmış maymunumuz. Neyse. Evet, diğer bir versiyonu yapalım isterseniz. Şimdi öncelikle yere tekrardan bir tane çubuk koydum. Hızlı yapıyorum. Merak etmeyin, canınızı sıkmayacağım. Yere çubuk koyduğumun hemen ardından bunun üzerine yine tekrardan bir Dragon Harpoon koydum. Tabii sizde dragon olmazsa başka bir şey de kullanabilirsiniz ama ıskalarsınız. Çünkü Dragon Harpoon rakibini takip ediyor. Diğer harpunlar etmiyor. Dragon'u tavsiye ederim. Zaten Dragon Harpoon eğer sizde yoksa Cadılar Bayramı'nda gelecek, hiç merak etmeyin. Ekim'in sonlarına doğru, 31 Ekim'e doğru falan gelecek diye hatırlıyorum. Galiba evet. Ekim'in sonlarına doğru Cadılar Bayramı geliyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Eğer sizde yoksa bu Dragon Harpoon alır, tamam mı? Tamam, şimdi kılıcı tekrardan alıyorum arkadaşlar. Güzel. Kılıcı elime almadan önce harpuna tıklıyorum. Kılıcı elime alıyorum ve şu anda kılıcı vurmam gerekiyor. Bam! Ve kılıcı vurdum arkadaşlar. Çok güzel. Kılıcı vurduktan hemen sonra kılıcı elimden bırakıyorum. Harpunu ise resetliyorum. Çok iyi. Buraya kadar yaptıysanız çok iyi. Şimdi gelelim farklı kısma. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bazı kişilerde şöyle bir sıkıntı var. Dinamiti sırtlayamıyorlar arkadaşlar. Çünkü sırtlarında Türk bayrağı yok bazı kişilerin. Bunu da alması Robux'u zaten. 50 Robux mu verdim? 140 Robux mu verdim? Ben de hatırlamıyorum zaten. Şöyle yapıyoruz. Buraya bir tane şöyle koltuk Allah belanı dur. Oturmuyorsunuz. Bir tane koltuk koyuyorsunuz ama oturmuyorsunuz. Sonra dinamit alıyorsunuz. Dinamiti şöyle buraya şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar. Bakın tam şöyle. Gördünüz mü? Yarısına koyuyorsunuz bunu. Bu şekilde. Bunu koyduktan sonra arkadaşlar buraya oturuyorsunuz tam şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi burada ne kullanacağız diye soracak olursanız pasta kullanacağız. Başka çaresi yok çünkü. Yani eğer sırtınızda Türk bayrağı yoksa bunun farklı bir yöntemi yok arkadaşlar. Şöyle bunu kullanıyorsunuz gördüğünüz gibi. Bunu yaptıktan hemen sonra ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Altınızdaki sandalyeyi falan silmeyin. Bunu gitgide çoğaltmanız gerekiyor ama ben ne olur ne olmaz diye sandalyeyi sileceğim. Şuradaki çubuğu da sileceğim, tamam. Şimdi elime bir kılıcı alacağım. Tamam, güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Her şey tıkırında çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Şimdi bunu daha güçlü yapmayı deneyeceğiz. Şimdi daha mükemmel, güçlü, kuvvetli bir patlayıcı yapacağız sizlerle beraber. Şöyle yine aynı şekilde yanlara koyuyorum ve bunu her zamanki gibi bir kare haline çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle hop, gördüğünüz gibi bunu her zamanki gibi bir kare yaptım. Şöyle araya koyabilirsem, tamam, çok iyi. Ortaya da aynı şekilde koyuyorum. Çok güzel. Şimdi bunun bu sefer üstüne koyuyorum arkadaşlar. Aynen öyle. Bu sefer üst kat çıkıyoruz buna. Şöyle bam bam ve bam. Evet, çok iyi. Ortaya da şöyle çıkarsak fena olmaz. Güzel. Şimdi şöyle ortaya bir tane koydum. Yanlara bir tane koydum. Kaç tane kaldı? Aynen, tamam, yeterli. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Böyle bir görüntü yaptım gördüğünüz gibi. Bakın bayağı bir füzeye benzedi şu anda. Bunun da ortasına bir tane koyuyorum. Böyle bir görüntü oldu şu anda. Şimdi TNT kullanacağım arkadaşlar daha mükemmel bir patlayıcı olması için. Buralara koyuyorum şöyle. Oo, manyak bir şey yapıyorum şu anda. İnanılmaz.
Tamam, şurayı da bir tane koyalım. Bayağı kuvvetli bir patlayıcı geliştiriyorum şu anda arkadaşlar. Şöyle nereye koyalım? Şuraya koyalım. Şuraya koyarsak fena olmaz. Şurayı da bir tane koyalım. Ve şurayı da bir tane koyalım. Gördüğünüz gibi böyle bir patlayıcı oldu. Şimdi şöyle bir tane buraya koyalım. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Evet, bunu bayağı bir geliştiriyorum şu anda, farkındasınız zaten. Bayağı büyük bir patlama gerçekleştirmeye çalışacağım. Ve direkt rakibimi öldürmeye çalışacağım arkadaşlar. Maymunu direkt her zamankinden daha iyi bir şekilde yok etmeye çalışacağım. Umarım bunu başarabilirim arkadaşlar. Şöyle aşağıya birer tane koyuyorum. Şöyle buraya da koydum. Buraya da koyarsak çok güzel olur. Şuraya da koyduk. Ve buraya da koyarsam bitti sayılır. Heh, tamam. Gördüğünüz gibi böyle bir nükleer bomba gibi bir şey geliştirdik şu anda. Ve bu bayağı güçlü bir şey. Hatta şuraları da yükselteceğim. Kullanabildiğiniz kadar bomba kullanın arkadaşlar. Benim yaptığım gibi şu anda. Ki rakibinizi direkt teklemek istiyorsanız bunu yapın. Şöyle. Heh, aynen. Başka eksik bir yer kaldı mı? Şurası kaldı. Şurayı da hemen şöyle isterseniz yerleştirelim arkadaşlar. Eksik bir yer kaldı mı? Kaldığını zannetmiyorum ki manyak bir şey oldu. Şurası biraz yüksek olmuş. Düzelttim. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu arkadaşlar. Hatta şuralara da koyalım. Bayağı güçlü bir şey olsun arkadaşlar. Şöyle şuralara da. Evet, dünyanın en büyük nükleer bombasını yaptım şu anda arkadaşlar. İnanılmaz. Evet, dünyanın en büyük nükleer bombası şu anda hizmetinize hazır arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi isterseniz gelin maymuna saldıralım. Bakalım maymuna neler olacak arkadaşlar. Hatta şöyle kendisine söyleyelim. Okay, I am ready. Evet, şöyle yazalım arkadaşlar. Evet, saldırıya hazırız şu anda. Bakalım bu ne kadar hasar verecek. Bunu daha küçük bombalarla da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Evet, bu arada Wizard Cat'e çok teşekkür ederim. Kendisi Leon'un arkadaşı, maymunuyla videoma katıldığı için çok teşekkür ederim. Yoksa cidden bu yıldır bulamadım videoma çıkacak yapısını parçalayabileceğim. Kendisine buradan çok teşekkür ederim. Teşekkürler Wizard Cat. Gerçekten çok teşekkür ederim. İzliyorsan selamlar. Zaten izliyorsundur muhtemelen. Merak etme. Zaten kendisinin emeğinin karşılığını veriyorum arkadaşlar. Videodan sonra bu maymunla videoma katıldığı için kendisine Robux hediye edeceğim. İnşallah Roblox grubuma girmiştir. Yoksa hediye etmem biraz zor. Neyse. Hadi hazırız arkadaşlar. Şöyle gelin. Ankor'u bir kapatalım. Ve uy arkadaşlar, çok ağır olmadık mı? Bayağı ağır olduk şu anda ama mükemmel bir patlama olacak arkadaşlar. Maymun geldiği zaman, aha maymun geliyor. Hadi bakalım, hazırız arkadaşlar. Maymun geldiği zaman mükemmel bir patlama olacak şu anda. Harpunu hazırda tutuyorum ben, açtım şu anda. Hadi bakalım maymun gelsin ve ona yumruğu çakalım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir patlama olacak, beraber göreceğiz. Evet, şu anda geliyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi bize doğru yaklaşıyor arkadaşlar. Şimdiden ateş ediyorum, bam. Şimdiden ateş ettim, gövdesine gidiyor şu anda. Elime iki kere kılıcı alıp çekiyorum. 1-2-3 hop bam. Evet, gördüğünüz gibi patlatıyorum. 3-2-1 kılıcı çektim ve oh, patlamadı. Oh, geç patladı. Geç patladı ve evet, gördüğünüz gibi maymunun halini görüyorsunuz arkadaşlar, ne olduğunu. Evet, maymuna ne olduğunu hepiniz gördünüz. Anlatmama gerek yok bence. Biz de haritanın burasında kaldık ama gördüğünüz gibi maymun pert oldu arkadaşlar direkt. Bu arada sırtınıza melek kanadı falan takarsanız bu tür durumlardan da kurtulabilirsiniz ama maymun gördüğünüz gibi hakkı rahmetine kavuştu ve maymun öldü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi direkt güm. Tek mermide rakibinizi alt üst edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağı hayvani bir yumruk atıyorsunuz kalbinin tam ortasına. Yani sıktığınız yer de önemli. Ben mesela kalbinin ortasına sıktım. Bacağına sıkarsanız hiçbir işe yaramaz bu bomba. Ben tam kalbinin ortasına sapladım. Böylece iki kolları birden koptu. Bacakları koptu ve kafası ayrı koptu. Gövdesi parçalandı arkadaşlar. Bombayı nereye attığınıza, harpunu nereye sıktığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Tamam, şöyle bir reset çekelim arkadaşlar. İsterseniz kaldığımız yerde devam edelim. Daha bir sürü yöntem var çünkü. Yani gerçekten daha bir sürü yöntem var. Harpunla alakalı, onları da göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Şöyle bir clear çekelim. Tamam, çok güzel. Baksanıza maymunun parçaları etrafa saçılmış. Gerçekten maymunun parçaları etrafa saçılmış. Çok güzel. Gerçekten çok iyi. Tamam. Şimdi başka neler yapabiliriz onu düşünelim. Şimdi okla bomba sıkmayı denesek mi acaba? Nasıl bir şey olur, çok merak ediyorum. Aslında yapabilirim biliyor musunuz? Aynen, gerçekten yapabilirim. Ok sıktığımız yeri patlatabilirim. Öyle bir yetenek geliştirebilirim. Çünkü şöyle bir şey var. Ok sıktığımız zaman ok rakibin kafasında kalıyor. Ok rakibin kafasında kalıyorsa, yani şöyle göstereyim sizlere, bakın. Ben bunun kafasına ok sıktığım zaman gördüğünüz gibi ok kafasında kalıyor. Ben bu oka bomba bağlarsam eğer, bakın ok burada arkadaşlar, görmüyorsunuz, bir daha sıkayım. Bu oka bomba bağlarsam bu çocuk pert olur arkadaşlar. Onu da bir şekilde geliştirmeyi deneyeceğim. Yapabilirsem çok iyi olur. Gerçekten yapabilirsem çok iyi olur. Yani aynen, bombalı ok geliştirmeyi deneyeceğim sizler için, hiç merak etmeyin ki kısa zamanda zaten hemen yaparım. Siz bana güvenin arkadaşlar. Bir şey geliştirmek istediğim zaman hemen yapıyorum ben zaten. Bana güvenebilirsiniz o konuda. Hemen hallederim yani, hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bombalı ok yapmayı deneyeceğim, merak etmeyin. Minecraft'ta var mıydı lan öyle bir şey acaba, bombalı ok falan? Neyse, tamam. Biz kendimizi geliştirmeyi bakalım. Şimdi başka bir yöntem deneyeceğiz arkadaşlar. Bu yöntemde ise
Direkt harpun kullanmıyorsunuz. Bu daha ayrı bir yöntem. Bu sefer bombayı direkt kendiniz kullanıyorsunuz. Yani aynen öyle. Bayağı bomba sürüyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Ama bunun kurtuluşu pek yok. Öyle söyleyeyim. Neyse anlayacaksınız şimdi zaten. Sıkıntı yok. Bekleyin, hemen yapacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar ne yapıyoruz? Bu sefer ona geçeyim. Bir reset çekelim çünkü elimde yay var. Yayın gitmesi gerekiyor sizlere daha iyi gösterebilmem için. Tamam. Kayıtta herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Aa ışığı. Aa tamam, ışık da açık. Güzel. Işık kapalı zannettim de değilmiş. Güzel. Şimdi bunları iyi izleyin arkadaşlar yapacağım şeyleri. Her şeyi bir silelim öncelikle. Evet, etrafta maymun parçaları var. Onlara çok takmayın. Evet, yere bir iki tane şöyle blok koyuyoruz arkadaşlar ve daha sonra bunların üzerine bir tane harpun koyuyoruz. Harpun gereksiz arkadaşlar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Daha iyi gösterebilmek için gri harpun kullanacağım burada, tamam mı? Şimdi daha sonra elinize kılıç veya silah. Silah da olur, tabanca da olur, ok da olur, kılıç da olur. Ne varsa hiç fark etmiyor. İstediğinizi gidip kullanabilirsiniz. Bu hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Buradan kılıcı aldım ben mesela. Şöyle, tamam. Şimdi buna tıklıyorum. Kılıcı elime alıyorum ve harpunla kılıcı vuracağım şimdi şöyle. Bam. Aa vuramadım, olamaz. Evet. Bunun sıkıntılı yanı da bu işte arkadaşlar. Takipçi değil maalesef. Bununla vurmak biraz sıkıntı. Öyle bir problem var arkadaşlar. Tamam, tekrardan tıkladım. Kılıcı tekrardan aldım. Hadi bu sefer vurayım lütfen. Evet, vurması çok zor. Önüne geçmem lazım galiba. Veya arkadaşlar siz vuramıyorsanız başka birisini de vurdurtturabilirsiniz. Şimdi Kaan'dan isteyeceğim. Dur. Kaan, elimdeki kılıcı vursana. Kılıcı vursana. Vursana. Evet, şu an kendisine yazdım. Evet, elimdeki kılıcı vurursa çok iyi olur arkadaşlar. Şuradaki harpunu kullanarak. Çünkü biz vurunca sıkıntı oluyor arkadaşlar. Kaan'dan yardım isteyeceğim şu anda. Vursun bakalım şöyle. Ve hadi bakalım. Evet, vurdu gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi tek yapmanız gerekenler bunu bırakmak. Bunu da sıfırlamak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tamam. Buraya kadar her şey okey. Şimdi bundan sonra ne yapacağız ona geçelim. Bundan sonra büyük bir proje hazırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu bir bomba projesi olacak. Çok da sıkıntılı olmayacak. Merak etmeyin. Hızlı bir şekilde ayarlayacağız bunu. Şimdi buraya bir tane şöyle mavi veya kırmızı jet koyarsanız iyi olur. Sürebileceğiniz herhangi bir şey. Jeti koyduktan sonra arkadaşlar bunun üzerine dinamit döşeyeceğiz arkadaşlar. Aynen, bu kontrol edebileceğimiz bir bomba olacak ve daha kolay, yapımı daha basit arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Tamam. Şimdi şöyle bir. Bakın arkadaşlar, gördüğünüz gibi jetin içine giriyorlar bunlar. Böyle bir şey yapacağım. Dur şöyle iki. Aynen, çok iyi. Mühendis Samet iş başında. Şöyle de üç. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir görüntü aldı arkadaşlar. Baya manyak duruyor. Bence baya manyak duruyor ki daha bitmedi zaten. Merak etmeyin arkadaşlar. Daha bitmedi. Şöyle buna şöyle kanat tarzı bir şey de yapacağım. Merak etmeyin. Şöyle ucunu şöyle yapalım abi bunun. Ha şöyle. Aynen, mükemmel, manyak bir şey yapıyorum şu anda. İnanılmaz. Tamam. Şimdi aynı şekilde buradan da mı genişletsem? Arkasını şey yapalım şöyle. Füze gibi yapalım arkadaşlar arkasını. Hop şöyle. Hadi oğlum. Yapamadım, bir dakika. Arka tarafını şöyle yapsak fena olmaz aslında. Neyse, rastgele de yerleştirebiliriz de düzenli dursun arkadaşlar, yani düzgün dursun, anladınız mı? Şekilli güzel dursun yani. Tamam. Şuraları şöyle biraz uzatalım arkadaşlar. Bayağı güzel bir bomba görünümü istiyorum çünkü. Aynen. Şu anda buraya böyle bir şey yaptım. Başka neler ekleyebiliriz? Ucunu biraz daha şöyle patlayıcılarla donatabilirim. 6 bombam var hala. Onları kullanabilirim arkadaşlar. Şöyle. Heh. Tamam. Aa, bir dakika. Şöyle şurayı hemen şununla kapatırsam. Çok güzel. Evet. Böyle bir görüntü oldu şu anda. Bayağı manyak bir patlayıcı olduğunu söyleyebilirim ama arkasının da patlaması gerekiyor. Ya bunun kontrolü biraz sıkıntılı. Benim gösterdiğim taktik daha iyi arkadaşlar. Yani ilk gösterdiğim taktik daha güzel. Tabii bunu ekstra olarak isteyen kişiler de kullanabilir. Melek kanadımı alıyorum ve bunu süreceğim noktaya geçiyorum arkadaşlar. Bunu biz süreceğiz. Aynen öyle. Pilot koltuğunu aldım, buraya koydum. Ve oturuyorum arkadaşlar. Ha bu arada şunu unutmuyoruz arkadaşlar. Buradaki pilot koltuğunun bağlantısını harpunla kesmeyi unutmuyorsunuz, tamam mı? Evet, şimdi başlayabiliriz. Güzel. Ve maymun hazırsa harekete geçelim arkadaşlar. I am ready. Evet, ready. Şöyle bir I am ready diyelim ve hadi bakalım, maymun da hazırlansın ve saldırıya geçelim arkadaşlar. Let's go. Evet arkadaşlar, şu anda maymunun hareketi geçmesini bekliyorum. Maymun hareketi geçti. Ben biraz yavaş kaldım onun yanında. Durun. Tamam. Harekete geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi tek yapmam gereken jeti çalıştırmak ve hücum. Bam. Oha. Patlamadı lan. Aa, sonradan patladı. Wow. Hop. Geri döndüm. Evet. Kendimi kurtardım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi maymuna hasar verdim ama bir önceki kadar etkili değildi tabii ki de arkadaşlar. Çünkü harpun sıktığınız zaman harpun direkt maymunun kalbine girdi arkadaşlar. Direkt içine girdik ve bombayı içinde ateşlediğimiz için direkt gümledi. Ama gördüğünüz gibi harpun, yani böyle şey kullanınca, jetle falan kullanınca hiçbir işe yaramıyor. O yüzden ilk gösterdiğim taktiği kesinlikle yapıyorsunuz. Bu taktiği, oha şu çocuğun maymununu çaldı. Neyse, o taktiği zaten göstermişim, başkalarının gemisini çalma taktiğini, onu boş verin. O başka konu. Neyse, evet, bu şekilde siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu son taktiği, gereksiz taktiği niye yaptım diye soracak olursanız, birinci taktiğin değerini gösterebilmek için yaptım arkadaşlar. Haberiniz olsun.
olsun, tamam. O zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim. Leon ve Wizardcat'e buradan çok teşekkür ederim videoma katıldıkları için. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve hala da kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.